Merhaba arkadaşlar. 10 Nisan 2021 saat 12:21'de sizlerden en çok Telegram kanalım üzerinden gelen sorulara yanıt vereceğim. Yukarıda görmüş olduğunuz 5 birimi derinlemesine şu an incelemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kanalda zaten yeterince, hatta özellikle bu 5 birim için haddinden fazla içerik olduğunu düşünüyorum. Şu an aktif bir şekilde lisans eğitimi aldığım için iki farklı bölümden. Bu hafta bizim vize haftamız ve çok yoğun bir haftam var gerçekten. Onun için tek tek şu sebepten şu sebepten diye giremeyeceğim ama benim izlediğim, özellikle bu 4 birim için benim izlediğim noktalardan sizlere haberdar edeceğim bir içerik olacak bu. Asla bir yönlendirme, asla bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi yani grafik incelemelerime ve haber takibi olsun, bu hacim takibi olsun, bunların hepsini hala yapmaya devam ediyorum tabii ki. Yani mecbur edeceğiz, yatırım yapıyoruz. Sizlere hızlı bir şekilde şöyle bilgilendirmeyi planlıyorum. Şuradan hemen bir iki tane çizgi alalım. Bu birimin arkadaşlar henüz daha 1.16, 1.15 civarlarındayken, yanlış hatırlamıyorsam, 1.65'lere çıkacağını ve buradan satış vermemiz gerektiğini söylemiştim. Buralara kadar geldi ancak o video içerisinde şunu da söylemiştim. Doğal bir düşüşün bu birim açısından 1.2 seviyelerine kadar gerilemesi gerektiğini söylemiştim. Ama bu gerçek olmayacak. Neden gerçek olmayacak? BATA, Basic Attention Token'a baktığımız zaman çok ciddi bir hacim artışı var bu birimde. Ve doğal olarak da bu birimin 1.44'lerin, 43'lerin aşağısına salmasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hani illaki bir destek direnç noktası arayacaksak şuradan 1.37'ye çizgi atabiliriz ama ben buraya düşmesinin bile pek mümkün olduğunu düşünmüyorum şu an. Eğer ki işte önceki videoda tayin ettiğim noktayı hoş bulmadıysanız, daha doğrusu 1.65'teyken eğer satış gerçekleştirmediyseniz ve şu an hala birim elinizdeyse, satıp aşağıdan toplamaya çalışmanın çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir yoğun ticaret ağına dönüştüğü için Basic Attention Token daha aşağıya kırma edebilir. Yani 1.43'lerin aşağısını görmek pek mümkün olmayabilir. Yani buraya 1.37'ye bir çizgi attım diye bu şu çizgi hiçbir şey ifade etmiyor. Sonuçta hacim artıyor mu? Artıyor. Basic Attention Token'a para giriyor mu? Giriyor. Bunun neden olması tamamıyla yeterlidir. Onlarda bir değişiklik olursa tabii ki bir gerileme yaşar ama piyasanın bu kadar güzel hareket ettiği bir dönemde ben BAT'ın tekrar 1.1'lere, 1.2'lere düşeceğini zannetmiyorum. Özellikle bugün asla öyle bir gerileme olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi eğer ki 1.65'e koyduğum zirve noktasını kaydaya alıp buralarda satmadıysanız, şu an yapmanız gereken tek şey beklemek. Ama sattıysanız 1.45'lerden, hatta yani minimal bir iki değerin peşinde koşmadan şu 1.47'den bile alım işlemi gerçekleştirilebilir. Güzel bir kar sizlere bırakır. Gelecek günlerdeki takibini yaparak hangi seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ancak şu an gördüğünüz gibi bir alçalan tepe, alçalan dip görünüyor. Ama ben hacim her şey değil diye düşüneceksinizdir belki de ama hacim her şey olmasa da bir bütünün %80'idir diyebilirim arkadaşlar. Ve ben dediğim gibi 1.30 civarlarına tekrar gerilemesinin şu anki görünüşe göre mümkün olacağını pek düşünmüyorum. Gerilerse bile maksimum ulaşacağı seviyelerden 1.8'lere kolaylıkla geleceğinden bahsetmiştim. Yine sizleri korkutmasın. Şu anda almamış bir insan alsa bile, elinde hiç olmayan bir kişi alsa dahi %23'lük bir kar bırakacaktır bizlere. Şimdi Chili's'e geldiğimiz zaman Chili's'de ne yapıyorsun Yılmaz? Chili's'de arkadaşlar şu sıralar hacmi resmi ciddi anlamda kafayı yemiş durumda. Peki bu şekildeyken, böyle hareket ederken, durağan bir şekilde hareket ederken nasıl kar elde edebiliyorsun? Spot hesabımdaki, yani büyük bir çoğunluğunuzun, %95'inizin yaptığı gibi normal hesabımdaki Chili's'ime el sürmüyorum. Marjin hesabımdaki Chili's'le al sat işlemine devam ediyorum. Yani marjin çok riskli bir iş. Özellikle bilmeyen bir kişinin parasını
yok etmesi birkaç dakikasını alır sadece. Onun için ben kanalımda hiçbir zaman marjin anlatımında bulunmadım biliyorsunuz. Eğer ki marjini bilmiyorsanız şu ufak değerler arasında alıp satarak paranızı riske atmanızı çok önermem. Spot olarak bakıyorsanız da normal alım satım işlemi yapıyorsanız da Chili's'de benim her zaman söylediğim bir şey vardır. İnsanı bıktırana kadar yatay ilerler, sonra bir gün içerisinde patlar. Yani Chili's'den ben şu şekilde bir yükseliş asla beklemiyorum. Chili's bir anda uçar gider. Bu birim böyledir. Elinizde tutuyorsanız hatta size bir şey de verebilirim. Bu sanıyorum ki pek güzel bir giriş olmadı gerçi ama en kötü senaryoda Mayıs'ın sonuna kadar, Mayıs'ın son demlerinde 1,25-1,30 bandına Chili's'in oturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben Chili's'e yatırımımı bu düşünceye istinaden yaptım ve arzuladığım karı elde edeceğimi kesinlikle düşünüyorum. Kafadan şu şekilde bir %25, 1,25 aldığımızda bize bıraktığı karı da görüyorsunuz. Bu şu an bile yatırım yapsak %180'lik bir kar marjı bizler için var. Hala mevcut. Ripple'a bakıldığı zaman Ripple'da kanalımdaki bir videomda bu önümüzdeki 12 saat içerisinde 0,90 bantlarına gelecektir vesaire diye bir yorumda bulunmuştum. Yanıltmadı. Bu ya beni çok da şaşırtmadı açıkçası ama Chili's'in genel itibariyle zorlanabileceği ilk direnç noktasının 1,2 olduğunu söyledim arkadaşlar defalarca kez. Bunun sebebi ise şu: genel map'ine, genel haritasına baktığımızda 2018'deki destek direnç noktalarına kıyasla kendimize bir seviye, bir alım satım noktası oluşturabiliriz diye sizlere aktarıyorum. Ancak ben ciddi anlamda bu 1,22 civarının şurada görünen mum, daha doğrusu fitil sebebiyle bizi zorlayabileceğini çok düşünmüyorum. Şu an insanlar Ripple'dan çok yoğun bir beklenti içerisinde. Yani kimsenin bir anda öyle aman aman bütün Ripple'ımı satayım, 1,20'den de aşağıdan toplayayım diye bir düşünceye girmesini çok istemiyorum. Ama olacak mıdır diye illaki soracaksınız. Yani kesinlikle ben Ripple'ın özellikle şu 1,21-1,22 bantlarından tekrar bir aşağıya sekeceğini düşünüyorum. Peki Yılmaz, sen elindeki Ripple'ları satacak mısın? Ben düşüşe başladığını görmeden elimdeki Ripple'ı asla satmam. Mesela Basic Attention Token konusunda net değerler verebiliyorum. Yani şuraya kadar çıkar, şuradan satılır, düşer. Bunu söyleyebiliyorum ama şu an dünyanın gözü Ripple'ın üzerinde. Çok deli bir şekilde alım işlemi gerçekleştirildiği gibi inanılmaz satış işlemleri de mevcut arkadaşlar. Her ne kadar 1,21-1,22'den tekrar aşağıya sekeceğini az önce belirtmiş olsam da 1,40'a kadar ben Ripple'ı zorlayacak herhangi bir durumun bulunduğunu düşünmüyorum ve önümüzdeki günlerde çok rahat bir şekilde bu seviyelere de çıkacaktır. Tabii ki Yılmaz, bir indikatör eklemeden bunları söylemek biraz anlamsız değil mi diyeceksiniz. Sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün gerçekten bir içerik hakkım var. Çünkü beni bekleyen 4 tane makale var. MX token'a baktığımızda MX zaten geçen aylarda bir kez sadece bu seviyenin üzerine çıkabilmişti ve çıktığı seviyede 1,16 bandıydı arkadaşlar. Şu an MX için her şey pozitif görünüyor. Gün içerisinde dahi 1,16'ları zorlama ihtimalinin olduğunu ben düşünüyorum. MX'in 1,16'lara geldiğini görürsem ben arkadaşlar ciddi anlamda ekranın başına kilitlenir, izlerim. Giren çıkan hacme bakarım. Hatta 15 dakikalık ya da 4 saatlik mumdan ziyade 5 dakikalık hareketlerini inceleyerek alacağımı ya da satacağımı kararlaştırabilirim. Kararlaştırırım daha doğrusu. Ona göre alarmımı kurarım. 1,16'lara geldiğinde bunu takip etmeniz gerekiyor. MX'i takip etmeniz gerekiyor. Yok, ben yoğunum, yani sürekli olarak takip edemem. Geleceğe yönelik ne düşünüyorsun MX hakkında derseniz, ben söylediğim gibi sezon kapanışına doğru MX'in 3 dolarları çok rahat bir şekilde geçeceğini 0,4 dolarken söylüyordum. 1,16'lara kadar çıktı. Şu an 1,02'lerde geziyor. Hala ben bu iddiamın arkasındayım. Sezon kapanmadan önce
Kesinlikle arkadaşlar, ben Emix'in, ya kesinlikle demeyeyim, bu piyasada herhangi bir şey belli olmaz ama geçenlerde mesela en garanti yatırım gibisinden bir başlık altında 4-5 tane birim önermiştim sizlere. 4-5 değil sanırım 8 adet birim önermiştim uzun vadeli sepet diye. Bu uzun vadeli sepetin 4 adedi yanılmıyorsam borsa tokenıydı ve ben bu birimlerin sezon bitmeden önce inanılmaz şekilde kıymetleneceğini söylemiştim. O zamanlarda mesela MX token yanlış hatırlamıyorsam 0.63 gibi bir tutardaydı. KCS de, KuCoin'in birimi de galiba 4.5 dolardı. KCS şu an 20 dolara çıktı. Yani bu şaşırtacak bir şey mi? Değil. Onun için MX de 3-4 dolarlara çıktığı zaman beni asla şaşırtmayacak. Şimdi hızlı bir şekilde Engine'e geldiğimiz zaman, Engine'de arkadaşlar kanalımda Engine'in projesini anlattığım iki içerik, Engine hakkında konuştuğumda sanıyorum ki 4-5 tane içerik vardır. Ben Engine hakkında her zaman uzun vadeli bir yatırım olacağını, her zaman sepetimde bulunduracağımı söylemiştim. Ben bunları söylediğimde Engine şuralardaydı. Yani daha 1 dolar seviyelerindeydi. Gördüğünüz gibi 4 lira kadar çıktı. Bunu neden söylüyorum? İşte ben Engine söyledim, 4x yaptım muhabbeti değil. Engine gerçekten, en başta da söylüyordum, hala da söylüyorum. Yani yıllarca sepette tutulabilecek bir birim. Yani boğa olduğunu, her birimin inanılmaz şekilde çakıldığını görmediğiniz sürece Engine'i sepetten çıkarmanın çok bir anlamı yoktur arkadaşlar. Ve şu an Engine'in ben hacmine baktığım zaman, ekranımda şu an hacim yok ama internette yani yazarak görebilirsiniz, bu CoinMarketCap vesaire, türevi bir ton siteden bu hacim takibini yapabilirsiniz. Ben Engine'in ciddi bir kayıp yaşayıp 2 dolar seviyelerine geleceğini asla düşünmüyorum. Muhtemel olarak 3.1, 3.16 gibi, yani şu aralıklardan tekrar yukarı yönlü bir kırıp 4 doların da üzerine tekrar çıkacağını söylüyorum ama ben Engine'de hiçbir zaman bir üst seviyeden bahsetmedim, bu diğer birimlerde olduğu gibi. Yani şuraya gelirse satarım demedim çünkü gerçekten çok kıymetli bir proje ve bizlere inanılmaz bir gelir sağlayabilecek bir proje arkadaşlar Engine. Yani yarın bir gün, yani sezon bitiminde 15-20 dolarlar bile olsa beni şaşırtmaz. 20 dolar olacak demiyorum elbette ama hiç şaşırtmaz. Çünkü yani o Engine'in projesini anlattığım videoları izleyebilirsiniz ya da başka yayıncıların videolarına da göz atabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir proje. Yine şunun bir esini vereyim sizlere. Japonya'da beyaz listeye girebilen ilk token oldu arkadaşlar. İlk birim oldu. Token demeyeyim. Ve oyun bazlı bir birim olduğu için oyunun başkentinde, baş ülkesinde kabul görmüş olan bir birim ve Engine gerçekten gelecekte hayal bile edemeyeceğiniz noktalara erişecektir arkadaşlar. Onun için yani 5 dolar, 50 dolar, 500 dolar, 5000 dolar ne kadar ayırabiliyorsa bir kişi, net konuşmayayım, ayırabiliyorsan demeyeyim, yine şikayet edilmeyelim. Ya kişi ne kadar bakiye ayırabiliyorsa ayırmalıdır. Sepetinde bu birimi bulundurmalıdır. Ben öyle yapıyorum. Ben 4 dolardayken Engine'i satmadım arkadaşlar. Düştü. Bu beni üzer mi? Hayır. Çünkü inanılmaz bir yükseliş gerçekleştiriyordu ve şurada o hacim takibi vesaire derken çok dikkatimi veremedim açıkçası. Engine'e ben gerçekten dikkatimi veremedim ve yani zirveden satıp aşağıdan toplayanlardan değilim Engine açısından. Ve dediğim gibi şu geçirdiğim yoğun hafta sebebiyle sizlere gösterdiğim hiçbir birimin alım satım işlemini bu hafta gerçekleştirmeyeceğim. Sadece Chili's üzerinden margin trading'e devam edeceğim. Benim bu hafta bütün aksiyonum budur. Sepetim olduğu gibi duracak. Mesela diyelim ki Engine daha da aşağıya saldı. 2 liraya kadar düştü. 2,5 liraya kadar. Sen sattın mı Yılmaz? Emin olun ben bu hafta bu margin haricinde hiçbir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü cidden yeterli odağı verebileceğimi düşünmüyorum bu kadar fazla birime. Ama sizler için elimden geldiği kadar bu tip videolar derleyeceğim. Yani günlük
bir engine, XRP vesaire 4-5 birimin olduğu bir video derleyeceğim her gün ve sizlere atacağım, göndereceğim, kanala yükleyeceğim. Gün içerisinde birim hakkında ne düşündüğümü sizler de bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Umuyorum ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Herkese bol kazançlar ve bol şans dilerim. İyi bir pazar, iyi bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.